Sizse ürününüzü veya hizmetinizi milyonlarca kişiye İstanbul Times TV özel YouTube kanalıyla ulaştırın. Sokak röportajlarımızın önünde yayınlanacak 15 saniyelik etkili reklamınız için bizimle temasa geçiniz. Telefon 0212 415 8205. GSM 532 344 05 12. İstanbul Times TV olarak sokak röportajlarım tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Kadıköy'de sorularımı soracağız. İlk sorumuz, cumartesi anneleri olarak bilinen grubun 700. toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine İstanbul Emniyeti sert müdahalede bulundu. Vatandaşlarımıza ne düşündüklerini soruyoruz. Hep beraber izliyoruz. Ben ondan hiç haberim yok geçen haftaki. Cumartesi annelerini duydunuz mu? Yok, ben de duydum. 700 haftadır toplanıyor, duymadınız. Kusura bakmayın. Yani konuyla alakalı pek bir bilgim yok, o yüzden fazla yorum yapmak istemiyorum ama. Biz de doğuda askerlik yaptık. Biz de doğudaydık zaman, yani 90 yıllarında. Ama yani bu yapılan şey bence haksızlık, çünkü şehit annesi bu ya. Anne ya. Yani bunun akıbetini soruyor. Yani bunun yani şey yok, akıbetini soruyor. Yani istiyor, ağlıyor. Yani bu herkesi bir zarar yok derim. Aynen, her insana bir anne doğuruyor ya. Bilemiyorum yani, bir ağır konuşmaya gerek yok ama. Yani şimdi neler söylemek. Ya cumartesi anneleri de bunun şey ya, istismar etti galiba. Yani orada bir sürü şey oldu, olaylar oldu. İstismar, öyle mi düşün, istismar? Öyle düşünüyorum, istismar ettiler. Daha önce de aynı şey yapıyorlardı yani, çok farklı bir şey yapmadılar ki. Aynı şeyi yine yapıyor, yine toplantıları yine yapacaklar. Bunların tutumu belli, yapacak bir şey yok. Vallahi uzun zamandır süren... Tabii 700 haftadır toplanıyor. 700 haftadır tabii, onların çocukları için üzücü bir olay. Kötü bir olay, kimse başına gelmemesi gereken bir olay. Bir şey de diyemiyorum şimdi, o kadınlar haklarını arayanların içinde değişik yapılanmalar da olduğu için müdahale olduğu söyleniyor. Katılmış olabilir diyorsunuz değil mi? Yani olabiliyor bu tarz şeyler. Hepimizin gözlemlediği şeyler zaten. Şey diyemeyeceğim valla. Kesinlikle doğru değil. Kesinlikle yani. Daha yumuşak değil mi? Daha yumuşak yapılabilir diye. Neticede orada yapılan bir eylem var. O insanlar bir takım haklarını bekleyiş içerisindeler. Kesinlikle. Yani biraz daha devlet güçlerimiz yumuşak davranabilirlerdi. Ne münasebet canım, gayet tabii. Bunlar haklarını müdafaa edecekler. Gayet tabii yani. Evlatları ölmüş, bitirmişler. Ne demek yani? Kemiklerini, cenazeleri arıyorlar. Tabii. Hiçbir şekilde dokunmamaları lazım. Kesinlikle. Bunu kabul etmiyorsunuz. Hayır, katiyetle hakları. Ne demek yani? Olur mu? Olacak iş mi yani? Normal mi? Değil mi? Kovalamak normal mi? Gözleri kaşları yalı annelerin. Ya. Olacak iş mi yani? Bunlar evlatlarının uğruna birçok şeyi elde etmek istiyorlar yani. Vallahi polis niye tepkide bulunsun ki yani? Çocuğumuz kayboluyor. Neden tepkide bulunsun ki? Bizim canımız yanıyor. Bizim çocuklarımızın canı yanıyor. Anne babanın canı yanıyor. Polis buna niye tepki göstersin? Ben polise şimdi bu anda tepki gösteririm. Yani zaten bu ülkede hak aramak çok zor. Adalet zaten belli yani. Çok yavaş ilerliyor bu süreç. Yani zaten yapılan adalet yürüyüşünden belli. Ülkede bir adaletsizlik oldu. Geniş kapsamlı bir yürüyüş oldu zaten. Yani bu ülkede adamın varsa, yandaşsan her işin kolay hallediliyor. Diğer türlü zaten muhalifsen emniyet güçlerine şey kalıp yani baskı, her zaman baskı altındasın zaten. Yani keşke olmasaydı. Onlar anne, onların duyarlılığına saygı duymak lazım. Ben yani tasvip söyleyeyim. Etmiyorsunuz o sert müdahaleyi. Tasvip etmiyorum tabi ama emniyet güçleri de emir kulu. İşte emir, evet, emir verenlerden. Herhalde emir. Bilmiyorum, bilgim yok. Aslında olmaması gerekir. Değil mi yani? Doğru. Yani madem anneler gitsin orada dertlerini anlatsınlar, eylemlerini yapsınlar. Gitsinler. Cumartesi anneleri var. Geçen haftaki toplantılarında bir sert bir müdahaleyle karşılaştılar. Nasıl bakıyorsunuz buna efendim? Valla olay çok iç açıcı değil yani. Çok sağlıklı bir şey de değil. Doğru da değil. Çocukların akıbetini söylüyor. Tabi. Doğru da değil yani. Bence yanlış abi. Hangisi yanlış? Polislerin yaptığı yanlış. Yani sonuçta kaybolan bir annelerin de yaptığı yanlış. Bunun hani hükümetin bir çözüm bulması lazım. Bunda ne polisin suçu var ne annelerin suçu var yani. Çünkü polisler de baştakilerin dediklerini yapar. Emir kulu olduğu için. İçişleri Bakanı'nın talimatı üzerine emniyet güçleri sert bir müdahalede bulundu. Neler söylemek istersiniz?
Ben 1995'te katılmıştım eylemlerine. Eski gazeteciyim, şairim. O gün de Cumartesi Anneleri diye ilk şiirimi de yazmıştım o zaman. Son kitabımda var o şiir. O zaman da bir sert müdahaleyle karşılaşmışlardı. Diyebileceğim zaten faili meçhul günleriydi 1900 dönemleri. Uğur Mumcusu'ndan Ahmet Taner Kışlası'na nice aydınlarımız gitti. Ve kayıp çocuklar. Bu çocukların etnik kimlikleri Türk, Kürt, Ermeni, Laz, Çerkes olmasının hiç önemi yok. İnsan ve insan insan. Ben eller kırılsın diyorum, annelere kalkan eller. Yanlış bence. Yanlış. Ne sert bir öder yap. Konu hakkında bilgim yok, kusura bakmayın. Hiç duymadın bugüne kadar Cumartesi annelerini? Duydum, onu duydum da geçen haftaki olayı bilmiyorum. Ha işte geçen hafta müdahale oldu. Sert bir müdahale. Kaşları, gözleri yaralanan neler oldu? Onu bilmiyorum. Onun için bir yorumda bulunamayacağım. Vallahi ben takip etmedim. Cumartesi anneleri eskiden vardı. Çocuklar işte onların devamı. 700. toplantılar yaptılar. Aynı onların devamı. Toplandılar Galatasaray'da. Polis de müdahale yaptı. Bayağı böyle sert bir müdahale. Ben takip etmedim onu. Ben vallahi tuhaf karşılıyorum. Çünkü demokrasi bir ülkede böyle olmasını ben tepkiyle karşılıyorum. Olmaması annelere lazım. Daha yumuşak davranmalar lazım. Tabii ki yani bir annedir. Anne her zaman bizim annelerimiz yücedir yani. Dolayısıyla takip etmedim. Yani topluma barış lazım. İnsanlık lazım. Artık bu küsmeler, bağırmalar, çağırmalara gerek yoktur artık. Biz hangi ülkede yaşıyoruz? Dünya nereye? Dünya konjektörüne baktığın zaman ne görüyorsun? Herkes barış için çalışıyor. Doğru. Sertlik savaştan bilmem neyle nereye hiçbir yere varamazsın. Tarihe bakarsanız hiç kimse kazanmamış, hep kaybetmiş. Biliyorum yani. Nasıl karşılayabilirim ki? Doğru değil yani sonuçta. Çocuklarını arıyor. Yani çocuklardır yani. Ne suç işlemiş olursa olsunlar. Yani onlar en azından bir cenazesine ne bileyim yani. Ya onları haklı buluyorum yani. Duymadım, bir fikrim yok ama yani kimse müdahale etmesine gerek yok. Herkesin çocuğunun katili kim ise bulunsun. Hepimizin başına gelebilir yani. Haksız bir müdahale. İnsanlar haklarını arıyor. Aradıkları için güçler kullanılıyor işte. Bu ülkenin durumu bu. Bu biraz siyasi konu, buna cevap vermek istemiyorum. Herkes kendi tarafında haklı olabilir ama her şeyi konuşarak çözmek gerekir. Şiddet hiçbir şeyin çözümü değil ve her iki tarafı da daha çok üzen bir durum bence. Yani muhakkak konuşarak çözmek gerekir böyle şeyleri. Yani insanı konuşarak anlaşamayacağı hiçbir şey yok. Valla o konuyla ilgili bir bilgim yok ya. Takip etmedin 700 hafta. Hiç takip etmedim valla. Adada olduğum için. Ya ben onların her düşüncesine katılıyorum. Benim de çocuğum var. Ben de bu konularda hassasım. Benim de buna benzer bir olay başıma geldi. Ben sorumlu olarak başkalarını görüyorum. En yukarı yani... İçişleri Bakanı, üstleri. Bulamayan, ya çok şimdi siyasete girmek istemiyorum.